İyi akşamlar arkadaşlar. Edward Hopper, oraya aldığım cümlesinde de söylediği gibi aslında konuşmayı pek sevmeyen ama resimle derdini anlatmayı çok iyi başaran bir sanatçı. Karısı onun hakkında şöyle diyor, röportaj yapmak isteyen gazetecilere diyor ki, onunla konuşmak dipsiz bir kuyuya taş atmak gibidir. Ses gelsin diye saatlerce beklersiniz. Konuşmuyor gerçekten. Demeç vermiyor. İşte yazı yazmıyor falan filan. Ama yüzlerce resim yapıyor. Sulu boya, yağlı boya, kara kalem. Pek çok resmi var. Temel derdi sanayileşme sonucunda, sanayileşme özellikle Amerika'nın 50'li yıllarda, 40'lı ve 50'li yıllardaki aşırı büyümesi sonucu ortaya çıkan İnsan halleri. Amerika özellikle büyük buhran yıllarından sonra kırsal nüfusun gitgide seyrekleştiği ve kentlere akın ettiği bir yoksullar toplumu haline geliyor. Ama aynı zamanda buhrandan sonraki büyük atılım, sanayileşmede büyük bir gelişme yaşanıyor. Aşırı bir zenginleşme ve meta bolluğu da yaşanıyor. İkisi aynı anda, her zaman olduğu gibi. Bir yandan sanayi gelişiyor, meta üretimi gelişiyor. Diğer yandan da yoksullaşma ve yoksullar yığınının nüfusunda bir artma görülüyor. Amerikan gerçekçiliği, başlıca iki döneme ayrılabilir. Bir devrimden sonraki Amerikan gerçekçiliğinden söz edebiliriz. Bu daha çok devrimin Fransa etkisiyle edebiyatta ve felsefede kendisine yeni bir yol aradığı, bir ifade biçimi aradığı yıllarda ortaya çıkan ve daha çok işte devrim gerçekliğini anlatmaya yönelik bir gerçekçiliktir. Kendisini yeniden inşa etmeye girişmiş bir halkın, yeni bir ülke, yeni bir kıta yaratmaya kalkışmış bir halkın heyecanını yansıtır ve gerçek sahnelerden oluştuğu için bu akım resimde de, edebiyatta da Amerikan gerçekçiliği olarak adlandırılır. Fakat bizi asıl ilgilendiren ikinci dönem Amerikan gerçekçiliği ki buna yeni gerçekçilik adını veriyoruz. Amerikan gerçekçiliği, yeni gerçekçilik, işçi sınıfını kırdan kopup kentlere göç etmiş insanları ya da kendi topraklarından kopup başkalarının topraklarında büyük plantasyonlarda, büyük çiftliklerde yaşamak zorunda kalmış insanları, aileleri anlatmaya yönelik bir toplumsal gerçekçi akımdır. Hem resimde hem edebiyatta bunun pek çok örneği vardır. Burada pek çok insan, solcu insanlar gençliklerinde mutlaka o romanlardan bir ikisini mutlaka okumuşlardır. John Steinbeck'in romanlarını okumayanınız var mı? Yoktur. Kabaca yoktur diyelim. Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri vesaire gibi romanlar. Bu arada Amerikan resminde bir sosyalist akım kendisini gösteriyor. Tipik olarak John Sloan'ı seçtim. Çünkü bu Edward Hopper'ın üzerinde etkisi tartışılmayacak kadar açık olan bir sanatçıdır. Gerek resim anlayışı gerekse doğaya, topluma, insana bakışı bakımından Edward Hopper'ı etkilemiştir. Ondan 20-30 yıl önce yaşamış olmasına rağmen sosyalist ve savaş karşıtı bir ressamdır. John Reed, Dünyayı Sarsan 10 Gün diye yine bizim gençliğimizde pek çok okunan popüler bir kitabın yazarı, hani Rus devrimini anlatır. John Reed'in de yakın arkadaşıdır, sosyalisttir. Sokak sahneleri, restoran hayatı, bu önemli. Restoran hayatı diye bir hayat var New York'ta özellikle.
Salonlar, feribotlar, çatı üstleri, arka bahçeler resimleri yapıyor. Burada bir karikatürünü görüyoruz. Tipik olduğu için aldım. Kapitalist askerden askere gönderdiği adama diyor ki savaştan sonra bir madalya, belki bir de iş bulurum sana diyor. Adam görüyorsunuz bağırsakları dökülmüş, alt tarafı yok, yarım bir adam haline gelmiş. Yine bu savaş karşıtı, daha doğrusu katliamlar karşısında halkın direnişini anlatan bir afişi. Bu da Hopper'ın resimlerinde görebileceğimiz karşıtlıklar üzerine kurulu bir resim. Yani çok açık, sert ışıklarla sert karanlıkların karşı karşıya getirilmesinden oluşan ve gerilim duygusu yaratan bir resim. Aynı dönemde 40'lar ve 50'ler, 50'lerin savaş sonrası Amerikan gerçekçiliği, savaş sırasında gelişen bir sosyalist akım var. Önemli bir akım. Özellikle entelektüeller arasında gittikçe yayılan ve oldukça değerli işler çıkartmalarına zemin hazırlayan bir sosyalist akım var. 50'lerden itibaren savaştan sonra soğuk savaş başlıyor ve bu akımın önünü kesmek Amerikan hükümetinin FBI başta olmak üzere derdi haline geliyor. Ve McCarthy dönemi başlıyor. McCarthy döneminde yasaklanan önemli senaristlerden Dalton Trumbo, arkada onun duruşmasını izlemeye gelen Bertolt Brecht'i görüyoruz, Alman komünisti. Pek çok sıkıntı çekiyor ama çok ödüllü bir senarist, çok iyi ürünlere imza atmış birisi. Kesinlikle senaryo yazması ve Hollywood'la iş yapması engellenmeye başlıyor. Bunun üzerine takma adlarla senaryolar yazıyor ve takma adlarla yazdığı senaryolarda ödül alıyor. O arada Beethoven, esrarengiz romancı Beethoven, onun da Türkçe'de pek çok romanı yayınlandı. O da esrarengiz dememin sebebi, neyse o konuya girersek içinden çıkmayız. Beethoven gerçek adı değil. Gerçek adının ne olduğunu karısı da bilmiyor. Hayatı nasıl geçmiş, nerelerde çarpışmış, nasıl romancı olmuş belli değil. Ama Meksika üzerine yazıyor, Almanya üzerine yazıyor, Avrupa'daki işçi hareketleri üzerine yazıyor. Velhasıl dünyayı bilen bir adam ama kim olduğunu kimse bilmiyor. Spartaküs'ü film yapmasını Trumbo'ya öneriyor. Bir senaryo yaz diyor, patlatalım bu işi. Senaryo çok güzel. Kirk Douglas'a teklif ediyorlar, kabul ediyor. O da yakınlarda öldü, buradan bir selam gönderelim Kirk Douglas'a. FBI işinin üzerine varıyor ve Kirk Douglas'a da, senaryo yazanlara da, film şirketine de büyük baskılar yapıyor. Bu film çekilmemelidir diye. Kirk Douglas kendisine yapılan filmi terk et yoksa kariyerin sona erecektir, artık hiçbir yerde iş bulamazsın diyen FBI ajanlarına şöyle diyor: I am Spartacus. Öldükten sonra arkasından çok şey söylendi. Tipik bir Hollywood artistidir. Skandallarla dolu bir hayatı vardır. Yıldızdır falan filan. Ama orada I am Spartacus demesini mümkün kılan, gerekli kılan bir atmosfer içinde yaşadığını buradan çıkartabiliriz. Onun direnmesini, ille de bu filmi yapacağım, hem de bir Spartaküs olarak bu filmi yapacağım diyebilmesini mümkün kılan şartların başında o dönemde Amerikan entelektüel hayatında olduğu kadar sosyal hayatında da sınıf çelişkilerinin ve bunları ifade etme gerekliliğinin çok açık olarak görünmesi. Bu bir Hollywood'un kimi şirketlerine kazanç yolu olarak da görünebiliyor. Yani çok riskli,
Baskılara karşı bir şeyler yapmak gerekiyor. Baskılara karşı bir şeyler yapmak gerekenlerle Hollywood'un kimi şirketleri güzel işbirliklerine girebiliyorlar. Spartacus çekiliyor. Bu film daha sonra dizisi yapıldı. Bir kere daha başka vizyon versiyonları çekildi falan ama bu başrolünü Kirk Douglas'ın oynadığı film bir kült filmdir. Ortam bu. Bu ortamda John Steinbeck'in romanları, bu da artist gibi gerçekten. Bu ortamda Edward Hopper çok önemli bir ressam değil henüz. Dergi kapakları yapıyor, afiş tasarımları falan yapıyor. O 1919'larda yaptığı bir afiş bu. Savaşa karşı işçi sınıfı. Güzel bir afiş, çok tekrarlanmış bir tema ama çizgilerdeki ustalık ve kompozisyon harika. Ustalığını gösteren bir şey. Yine Hopper Hopper olmadan önce yaptıkları resimlerden biri. Savaşa götürülen askerler. İç savaşı anlatan pek çok tablo vardır. Daha çok kahramanlık tablolarıdır bunlar. Devasa olarak işte iç savaşın kahraman tarafını yani cumhuriyetçileri Abraham Lincoln tarafını yücelten tablolardır. Burada ise kahramanlık falan göremiyoruz. Aksine biz ne halt etmeye buradayız diyen bir askerler kümesi var. Arkadaki çitler mezar taşına benzetilmiş özel olarak. Böyle bir savaş aleyhtarı ama savaşı anlatan bir tablo. Hopper'ın resimlerindeki esrarengiz havayı sezmek için bu ışığı tanımamız gerekiyor. Fırtına ışığı sık görülen bir şey değildir. Ama yoğun yağmur ve akşamüstüyse eğer, gök bir yerinden delinir ve güneş zeminde gördüğünüz o karanlığı yırtarak biraz önündeki nesneleri aydınlatır. Müthiş bir karşıtlık doğar. Işık ve karanlık bir aradadır. Keskin aydınlık ve keskin karanlık. Bu bir dehşet duygusu, korku, endişe, beklenmedik bir şeyler olacağına dair bir huzursuzluk yaratır. Güzel, etkileyici bir şeydir fırtına ışığı. Yaşayanlarınız vardır ama rahatsız eder. Belirsizlik ve tehdit vardır. Bu ışığı hatırlayın. Yani bunlar çeşitli doğa resimleri. Şu tanıdık bir bina. Londra'da çekilmiş güzel bir fotoğraf. Bu karşıtlık, bu ışığın ve karanlığın aynı anda bulunduğu bu durum tehdit unsuru olarak algılanır insan tarafından. Bunun herhalde tarihsel kökenleri vardır. Bir psikolog çok daha iyi açıklayabilir bunu. Ama ikisinin bir arada keskin bir şekilde bulunması bizi rahatsız eder. Umutsuzluk, tedirginlik, ne olacağını bilememe duygusu yaratan bir durumdur. Herhalde binlerce fırtınayı yaşamış olan insan soyu, genlerinde bir yere bunu hafızasına almış olmalı. Hopper'ın efsane resimlerinden biri, Gece Kuşları. Efsane diyorum çünkü bu filmde, bu film değil tabii, bu resimde kullandığı teknik, anlattığı hikaye, dekor ve ışık düzenlenişi sayısız filmde tekrar tekrar kullanılmıştır. Başta Alfred Hitchcock olmak üzere
pek çok gerilim filmi yapan ustanın temel kaynaklarından biridir. Bir ders kitabı gibi kullanılmıştır. Ayrıntılarını sonra göstereceğim. Bundan yola çıkarak pek çok yerde kullanılmıştır, popüler üründe kullanılmıştır. Bu Gottfried Hanwein, nasıl okunacağını bilmiyorum, Kırık Düşler Bulvarı adlı bir çalışması. James Dean, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe ve Elvis Presley. Aslında resmin anlatmak istediği şeyi bir başka açıdan güncellemiş olan bir çalışmadır bu. Resme tekrar döneceğim ama burada ikisi intihar etmiş, diğerleri son derece mutsuz bir biçimde yaşamış ve ölmüş insanlar. Humphrey Bogart ve Elvis Presley. Hayatları karmakarışıktır. Elvis Presley'in ölüp ölmediği hala tartışılıyor. İyi bir konu. James Dean ve bu acayip bir adamdır. Bizim gençliğimizin idollerinden biri. Hepimiz James olmaya özenirdik. İntihar etmiştir. İki film galiba çevirdi. Yanlışım varsa düzeltin. Birisi Cennetin Doğusu, hatırladığım. Diğeri de Asi Gençlik. Asi Gençlik. Asi bir gençti. Sürekli protesto halinde. Geçimsiz, yaşadığı ortamdan huzursuz falan. Bizim Ahmet Erhan'ın bir şiiri var. James Dean üzerine. Çok esaslı bir şiirdir. Söylentiye göre bir ödül töreninde bütün Hollywood sosyetesi toplanmışken James Dean oturduğu yerden bağırıyor. Sizin canınız sıkılmıyor mu lan? Son of Beach. Türkçesini söylersem ayıp olacak sanki. İngilizcesini söyleyince olmuyor mu? Orospu çocukları, sizin canınız sıkılmıyor mu? Canı sıkılan bir adam. James Dean'in bu tabloda bu şekilde yer almasıyla Edward Hopper'ın söylemek istediği arasında gerçekten önemli bir ilişki var. Gece kuşları. Ha, bunun pek çok yeniden üretilmiş hali var. Çizgi filmlerde, afişlerde, ne bileyim işte başka film sahnelerinde defalarca üretilmiştir. Hatta şurada şeyi görüyoruz. IKEA reklamı. Sandalye reklamında bile kullanılmıştır. Bu Yıldız Savaşları'ndan, bu Simpsonlar'dan, bu Temel Reis'ten, bu bir Noel sahnesi. McDonald's ve Starbucks. Defalarca kullanılmıştır. Biz resmimize dönelim. Şimdi burada belli başlı 4 kişi var. Bir çift, kafe görevlisi ve esrarengiz bir adam. Sırtı dönük olan. İlginç olan, cadde bomboş, gecenin oldukça geç bir saati olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü arkadaki binalara bakın, pencerelerin hepsi sönmüş, herkes uykuya gitmiş. Gece kuşları gelmişler, bir yerde buluşmuşlar. Bu arkadaşla kafe görevlisi bir şeyler konuşuyorlar. Büyük ihtimalle boş laflar. Kadın sıkılıyor ve elindeki kibrit kutusuna bakıyor. Onlarla hiç ilgisi yok. Ne konuştuklarını dinlemiyor. Bu zaten üçüncü şahıs. Tek başına olduğu her halinden belli, yapayalnız bir adam. Bir demleneyim gelmiş buraya. Ya uykusu kaçıp gelenler, ya işte tiyatrodan, sinemadan falan çıkmış, biraz dolaşmışlar, eve gitmeyi canları istemeyen insanların buluştuğu bir yer. Resmin teknik özellikleri ve sinema ilişkisi açısından pek çok makale var bu konuda. Şöyle özetleyeyim.
Bir, şu büyük çerçeve. İki, bunun içinde bir çerçeve daha. Ve bunların oluşturduğu bir üçgen. Kompozisyon, sıkışmışlık, başka bir yere gidememe hali, mecburen bir yerde bulunma durumu ve bundan kurtulamayış hallerini anlatıyor. Dikkat ederseniz, görünürde bir kapı yok, yalnız şu var, o da tuvalet kapısı. Dışarı kaçamayacakları bir yerdedirler. Mecburen gelmişlerdir. Çıkmak isteseler bile çıkamayacaklardır. Hopper'da mekan tasviri, yani resmin cereyan ettiği, olayın içinde anlatıldığı yer, hemen hemen bütün resimlerinde bu şekildedir. Kapalıdır. Açık olduğu durumlarda bile katı bir yapı mutlaka manzarayı sınırlar. İnsanların kapatılmışlık hali, yalnızlık hali açıktır. Tek başlarınadır. Beraber olsalar bile, şimdi burada bir çift var, bir tek adam, bir de görevli var. Üçü de ayrı. Yalnızca görevliyle öbür fötörlü bu arkadaş bir şeyler konuşuyorlar. O da kimseyi ilgilendirecek bir ilginçliği yok. Özellikle yanındaki kadını, partnerini hiç ilgilendirmiyor. Elindeki bir şeye bakıyor. Dinlemiyor. Boş boş laflar. Kent, Hopper'ın temel kavramlarından birisidir. Kentler demin Amerika'nın o son gelişme çağını anlatırken söylediğim gibi bir patlamayla bir çöküşü aynı anda yaşamaktadır. Kent, bu tablonun adı, bir şehire yaklaşırken korkutuyor değil mi? Şehre yaklaşırken girdiğimiz yer tamamen belirsizdir. Bir lağım çukuruna mı giriyoruz? Ucu olmayan bir tünele mi giriyoruz? Yolumuzu değiştirme imkanı hiç yok. Zaten bir trendeyiz ve oraya girmek zorundayız. Girdiğimiz yerde belirsizlikler, tehditler ve kendimizi içinde hissetmekten rahat olmayacağımız mekanlar vardır. Bu resim gerçekten çok önemlidir ve teknik bakımdan da, yani kompozisyon tekniği bakımından da, o boğucu atmosferi, kent denilince akla gelen işte o cıvıltılar, vitrinler, ne bileyim sinemalar falan filan, o şaşadan tamamen uzak, gri, soğuk, baskılayıcı binalardan oluşan bir mekandır. Ve oraya girmek aslında bir belirsizliğe girmektir, bir karanlığa girmektir, ucu bucağı belli olmayan bir yere girmektir. Bir istasyon, belki de trenin yolculuğunda oraya geldik. İstasyon dediğimiz şey belli, yani bir yerde gelmişizdir, inip başka bir yere gideceğiz. Ya da buradan hareket eden bir vasıtaya binip başka bir yere gideceğiz. Yani kalıcı bir yer değildir. Fakat burada gideceğimiz hiçbir yer yoktur. Burası da kapalıdır. Sıkışmış vaziyetteyiz. İstasyonda da sıkıştırılmış ve belki ancak o eski vagona binip başka bir yere gitmek isteyeceğizdir. Ama geldiğimiz yer hiç de hoş bir yer değildir. Pazar sabahının erken saatleri. Şimdi yine bir ekonomik durum işareti var burada. Büyük şirketler daha büyükken alt tarafta, ortada diyelim bir yıkım var. Ya proleterleşiyorlar ya tekelleşiyorlar. Amerika'nın durumu o 50'li yılların hemen öncesinde bu. Burada Hopper dikkatini küçük dükkan sahiplerine yöneltmiş.
Çünkü küçük dükkan sahiplerinin durumu fena değil aslında. Çünkü şundan dolayı ucuz satıyorlar. Yoksullaştıkça insanlar daha ucuz şeyler satan dükkanlara giderler. Burada da şimdi Londra'da ben dikkat ediyorum, o bir poundçular çoğalıyorlar. Her yerde 3-5 tane yan yana bir poundçu, bir poundçu, bir poundçu. Bunların çoğalması, yani ucuz yerler satan dükkanların çoğalması, halkın gittikçe yoksullaşmasıyla ilgili bir şeydir. Bunların durumu fena değil. Yani bir yandan tekeller çok iyi, bir de ucuz dükkancılar çok iyi. Pazar sabahın erken saatleri, müşteri falan yok, alışveriş yok. Ama Hopper burada ne sattığı belli olmayan, ılık bir sabah güneşi içinde kendi halinde duran bir hayat alanını canlandırıyor. Gökdelenlerden nefret ediyor. Kentin ilk gökdelenler dikilirken New Yorklular şöyle düşünüyorlarmış. Ya binalarımızı yıktılar, yerlerine bunu yaptılar. Kısa zamanda bunları yıkar, başka bir şeyler yaparlar diyen saf New Yorklular varmış. Hopper bu masala inananlardan değil. Bunlar geldiler, kazığı çaktılar ve başka bir dünyaya gidiyoruz. Onun dikkati daha çok kır evlerine yöneliktir. Bu da terk edilmiş bir kır evidir. Çünkü tarım da gittikçe tasfiye olmaktadır. Daha büyük çiftlikler küçük çiftlikleri yutarken her bir çiftliğin ayrı ayrı böyle çiftlik evleri falan filan, onlar da terk edilmiş evler olarak kalıyorlar. Bu resmin ilginç hikayesini sonra bir daha döneceğiz. Hitchcock'un filminde kullanılan meşhum o sapık filminin ünlü binası. Burada psikolog doktor Oktay Şılar'a teşekkürlerle bize gösterdiği bazı kolaylıklar nedeniyle teşekkür edelim. Mekan ve yalnızlık arasındaki ilişki hakkında kendisinden yardım istedim. Bir psikolog gözüyle bu nedir? Bir mekanın yalnız insanla ilişkisi, mekan kavramıyla yalnızlık arasındaki ilişki nedir diye kendisine sordum. Bana güzel uzun bir cevap yazdı ama zamanımız hepsini okumaya ya da bir programı Oktay Şılar'a ayırmaya uygun değil. Sadece şu cümlesi, bundan sonraki bütün incelemelerimizde, resim konuşmalarında bize yol gösterecek. Her ilişki duygusal uzamda bir mekan yaratır. İlişkinin varlığı mekanın kurulması, kaybı ise mekanın yıkılmasıdır. Yazısında Oktay, anne-çocuk ilişkisinin başladığı mekanı tasvir ederek, anne vücudunu tasvir ederek başlıyor. Orada kurulmuş bir ilişkidir. Sonra ergenlik çağında bu ne hale gelir? Sonra büyüdükçe ne hale gelir? Aile parçalanınca ne hale gelir? Uzun uzun anlatıyor. Psikoloji ilmi açısından bence önemli bir çalışma. Ama benim açımdan şurası önemli. Mekan, İlişki kavramları birbiriyle bağlantılı. Eyvallah. Bir mekan, bir ilişki koptuğu zaman diyor, mekan yıkılır. Bunu şöyle anlayabiliriz. İnsanlar arasındaki ilişki, özellikle duygusal ilişkiler ya da aile ilişkileri falan filan, bir atmosfer yaratır. Birbirimizi anladığımız, birbirimizle konuştuğumuz, derdimizi anlattığımız ya da kızdığımız zaman küfrettiğimiz bir ilişki atmosferi vardır. O mekan bize bir takım şeyler verir, alışkanlıklar verir, ne bileyim, zevkler verir, düşünceler yaratır falan. İlişki koptuğu zaman, bozulduğu zaman o mekan dağılır. Başıboş kalırız.
yeni bir mekan ararız. Hopper'ın resminde Oktay Şılar'ın bu tespitine uygun bir manzara görüyoruz. Mekandan anladığımız eğer yalnızca bir evse, yalnız başına o ev bir şey ifade etmez. Burada bir öğlenden sonra sıcağı içinde geniş Amerikan düzlüklerinin ortasında tek bir ev ve tek bir kadın görüyoruz. Kadın kapının dışında, gitmekle kalmak arasında bir tereddüt. Yüzünde derin bir keder, acı, umutsuzluk var. Yalnızlık ve mekan ilişkisi bakımından pek çok şey söylenebilecek bir resim. Kadın da evde son derece sade anlatılmıştır. Hiçbir süs yok. Etraf çöllerle kaplı. Gelenin gidenin olabilmesi olasılığı çok düşük. Ama kadın birini bekliyor ya da biri gelir mi acaba diye bekliyor. Bir belirsizlik, bir umut ve umutsuzluk hali. Pek çok resminde bunu göreceğiz, tekrar tekrar göreceğiz. Aynı şeyi bıkmadan, usanmadan yüzlerce defa anlatmıştır. Yalnızlık ve umutsuzluk. Yalnızlık eğer yalnızca birey olarak tek başına kalmak değil ama bir bağlamlar bütününü kaybetmek ise onun yeniden kazanılması yine tek başına asla başarılamaz. Aynı konu. Yine bir kadın, bir kır evi, dışarıya bakıyor, bir beklenti. Bir şeyler olur mu, olmaz mı? Gelir mi, gelmez mi? Belirsizlik her zaman Hopper'ın resimlerinde temel tema. Bir anı yakalar. Öncesinde ne olduğu, sonrasında ne olacağı belli değildir. An orada donmuştur. Ve donmuş olan o an içindeki insan çaresizdir. Yine aynı şekilde bir melez, aslında canlı bir giysi var üstünde, kırmızılar giymiş. Uzakta, çok uzakta bir deniz görünüyor, arada deniz bitkisi, deniz otları var. Ama oradan da bir çerçeveyle kendisini ayırmış. Şimdi dış dünya dediğimiz şey şu kadardır. Onu da katı olarak beton ve evin yapıldığı nesnenin her neyse o da beton ayırmıştır. Kadın gidecek mi? Giderse nereye gidecek zaten? Tam bir çaresizlik ama şuradan da o çaresizliğe karşı güzel bir elbise, şapkası, çok şık. Bir şey bekliyor yani, olabilir yani, ne olacak ki? Niye olmasın ki? Ben yine güzel giyineyim de, değil mi? Aynı tema, bu sefer kentteyiz ama görüyorsunuz her yer taş duvar, taş kaldırımlar, beton ve gitmekle gitmemek arasında bir kadın. Neden hep kadınları seçtiğini, erkeklerin bu duruma düşmesi olasılığını pek düşünmediğini ayrıca tartışalım. Ama hep kadınlar bu durumda. Ah bir erkek. Daha çok perişan, değil mi? Bu daha perişan. Bir küçük esnaf, deminki çarşının elemanlarından biri pazar sabahı oturmuş. Müşteri yok, iş yok. Bir yere gidemiyor adam. Dükkanının önüne oturmuş. Ya pazar sabahı git bir gez, bir şey yap. Yok abi, burayı iyi be. Niye iyi? Çünkü işten başka ilişkisi yok adamın. Alıp satmaktan başka, dükkanında geçen bir hayattan başka hayatı yok.
Pazar dükkanını kapatmış ama yine gidemiyor. Gidememek. Gidememek bela bir şeydir, çıkamamak. Gideyim, nereye gideyim? İlişkisizlik ve yalnızlık olanakları sıfırlar, sınırlar. Bulunduğun yerdesindir. Gidebileceğin bir yer ancak başkasıyla bir dolayımla mümkün olabilir. Eğer yalnızsan, yalnız başına dolaşmanın vardır abi, aranızda yalnız adamlar çok. Yalnız başına dolaşmanın bir manası yok ya. Durduğum yer daha iyi. Değil mi? Esnafın durumu o. Çaresizlik. Baktığı yer, bakın, boşluğa bakıyor. Kaldırıma, yere bakıyor. Etrafa bakmıyor. Mühürlenmiş gibi duruyor. Adeta dükkanı kapandığı zaman kendisi de kapatılmış gibi oluyor. Yabancılaşmanın en koyu biçimlerinden birisi. Belli bir işle ya da belli bir kişiyle kendinizi tanımlarsınız. Ama o kişi ya da iş elinizden çıktığı zaman yapayalnız kaldığınızı hissederseniz, başka bağlantılar, başka bir ufuk, başka bir ilişkiler ağı kurmak gibi bir gücünüz ya da anlayışınız yoksa, kendinize de yabancılaşırsınız. En trajik resimlerinden birisi, bilmiyorum. Ben buna baktıkça ağlayasım geliyor. Şeyi görüyoruz yine, o sert ışıklar, beyaz ve siyahın ortasında kahve fincanına bakarak dalmış bir kadın. Belli ki akşam üzeri işten çıkmış, bir kahve içeyim diye oturmuş. İşten çıktığı andan itibaren yalnızlığın içine düşmüş. Kahve fincanından başka dertleşebileceği kimse yok. Yine o ünlü çerçevelemeyi görüyoruz. Bunun içine sıkışmış vaziyette. Eğer Hopper'ın felsefesini, derdini falan bilmezsek buna neticede şöyle bakabiliriz. Yani otomattan kahvesini almış, oturup içen bir kadın. Hikaye, bir hikaye var burada. Her tabloda mutlaka bir hikaye anlatıyor ama çok az lafla anlatıyor. Çok özlü bir biçimde anlatıyor. Hikayeyi çözmek için bizim kadının nasıl bir ortamda, nasıl bir kentte yalnız başına oturup kahve içmek zorunda kaldığını bilmemiz gerekir. Bütün o kent ilişkilerini ve o ilişkiler içinde akşam geç saatlere kadar çalışıp yalnız başına oturup kahve içmek zorunda kalan kadının drama, trajedisi. Kahveyi de otomattan almış, birisinden bile değil yani. Yine öyle, bu çerçeveler, bu sert ışık karşıtlıkları. Peki şöyle bir şey. Ben Hopper'ın resimlerinin sessizliğin resimleri olduğunu düşünüyorum. Ses yok. Tam bir sessizlik. Bu duyguyu veren ne? Sizde de o duyguyu uyandırıyor mu? Hiçbir şey kıpırdamıyor. Zaten şu taş bloklar, beton masalar, sandalyeler falan, onların kıpırdamasına imkan yok. Ama insanlar da kıpırdamıyor. Ses çıkarmıyorlar. Tam bir sessizlik içinde her şey. Pek çok filmde kullanılmış bir sahne. Kompartmanda dergi karıştırarak giden şapkalı kadın sahnesi. Bunda da yine dışarıyla ilgilenmiyor. Dışarıda ilgilenebileceği pek bir şey de yok zaten. Karanlık bir gece içinde giden tren. Kompartmanda yalnız. Belli ki bir banyo treni falan bu. Kentin bir ucundan başka bir yere gidiyor. İşten çıkmış. Tek başına bir kadın.
Ama bunda da yine böyle bir tehdit edici bir hava var. Yalnızlık daima bir tedirginlik konusudur ya. Bir yerde tek başınaysanız, özellikle de kadınsanız, ne olacağına dair bir sürü endişeniz var demektir. Burada özellikle gece treninde yalnız başına oturan bir kadın pozisyonu var ve bu tek başına bir film konusu olabilecek kadar zengin bir içeriğe sahip. Sağ solu, önü arkası, öncesi sonrasıyla pek çok hikaye gelip burada düğümlenmiştir. Bu düğümü açtığımız zaman bir roman bile çıkabilir. Amerika'da geleneğinde, edebiyat geleneğinde kısa kısa hikaye diye bir şey var. Hikayenin kısasını biliyoruz. Kısa hikayelerde gerçekten Amerikalılar çok iyidirler. Ama kısa kısa hikaye, mesela 5 kelimelik hikayeler. Ernest Hemingway'in bir hikayesi var, 5 kelimelik. Şöyle. Satılık bebek patiği, az kullanılmış. Önünü arkasını düşünün. Az kullanılmış bebek patiği. Bebek ölmüş. Aile yoksul. Bebek patiğini satmak zorunda kalacak kadar yoksul bir ailenin bebeği ölmüş. 5 kelime de bunu anlatıyor. Bir gazete ilanı. Az kullanılmış bebek patiği. Öyle bir hikaye. Ha, şimdi kısa kısa hikaye dediğimiz şey, arkasının önünün doldurulmasını okuyucuya bırakan ama o düğüm noktasında işin nasıl geliştirilmesi gerektiğini söyleyen bir hikayedir. Öyle bir düğüm atar ki yazar, hikayeyi anlatan, o düğümü çözmek kolaydır ve çözdükçe hikayenin ne kadar zengin, toplumsal, tarihsel, ne bileyim kişisel pek çok özellik içerdiğini anlayabilirsiniz. Şimdi bu da düğüm noktası resimlerden biridir. Bir tren içinde gidiyoruz. Tren bir yerden kalktı, bir yere gidiyor bir kere. İçinde bir insan var, yalnız. Doldurulabilir. Felaket resimlerden birisi bu. Güneşte insanlar. Şimdi adım adım gidelim. Kıyafetlerine dikkat edelim bunların. Çok şık giyinmişler. Oturdukları sandalyeler dönemin havaalanlarında ya da istasyonlarında, bekleme salonlarında kullanılan türden sandalyelermiş. Onu öğrendim. Güneşte yan gelmiş yatıyorlar. Baktıkları yer soru. Ne? Bomboş bir arazi. Çirkin üstelik. Karadağlar kötü, boş tarlalar, arkada ne olduğu belirsiz, yine dağlar dağlar devam ediyor. Ciddiyetle oturmuşlar. Hepsi şık giyinmiş, son moda. Öyle yazıyor eleştirmenler. Günün modasına uygun elbiseler. Birbirlerinin, yani niye iyi giyinir ki insan? İşte yanındakine göstereyim diye, değil mi? Yani beni iyi görsünler. Fakat hiçbiri biriyle ilgilenmiyor, öbürüyle ilgilenmiyor. Bir tek farklı olan şu arkada kitap okuyan genç. Diğerleri öyle ciddiyetle bekliyorlar. Ulan ne gelecek buraya da bir şey geçmez, ne uçak gelir ne tren gelir. Neyi bekliyorsunuz? Niye bu kadar şık giyindiniz? Niye güneşe dizildiniz? Keyif yapıyorlar dedi Mehmet Ali. Pek keyifliye benzemiyorlar. Gerginler. Kas katı duruyorlar. Bırakmamışlar kendilerini yani. Şeylerinden belli. Yani şu boyunlarının dikliğinden belli. Lan ne oğlum? Şu açı, bu oturuş açısı gergin bir oturuştur. Deneyin,
Yani işte hepimiz bir rahat oturuyoruz ama şöyle oturduğunuz zaman o gerginliktir. Rahatsızlıktır. Bekledikleri şeyin ne olduğuna dair hiçbir ipucu yok. Buraya uçak inmez. Buradan bir şey geçmez, tren geçmez. Bu kadar şık giyinip gelip burada beklemenin manası ne? Bu çocuğu ayırabiliriz. O beklerken kitli içi olmazsa bir şeyler karıştırıyor, kitap okuyor. Yani ne olur ne olmaz. Ya belki de gelmeyebilir, ben kendimi oyalayayım diyor. Ama diğerleri, buna umut denmez değil mi? Bu umut değil. Bu boş bekleyiştir. Boşu boşuna beklemektir. Kendilerini çok hazırlamışlar, şık giyinmişler. Ne bileyim, uçağa binerken insanlar şık giyinirler ya. Gerçi şimdi öyle değil, eskiden öyleydi. Burada yine Hopper'ın o temel derdi, çaresizlik, yalnızlık, umutsuzluk. Boş umut beklemek. Sinemalarda yer gösteren kızcağız. Film bir yandan oynuyor. O filmin bitmesini bekliyor. Ama çok kederli, derin düşüncelere dalmış. Kim bilir ne derdi var. Hikayeyi siz dolduracaksınız. Yalnız burada o fırtına ışığını hatırlayın diye küçük resmi koydum şuraya. Fırtına ışığının bütün özelliklerini resimde görebiliyoruz. Karşıtlık, kızın altında durduğu sarı ışıkla sinemanın loş ışığı arasındadır. Ve onları ayıran kalın bir sütun var. İki ayrı dünya, film seyredenlerin dünyasıyla sinemada yer gösteren kızın dünyası ayrı. Onlar filme dalmışlar, filmin dünyasındalar. Aslında seyrek bir seyirci var. Kızın kendi üstüne kapanmış hali, yalnızlığı ve işte elini çenesine koyuşu, duvara dayanışı, yorgunluğu, kederi, her şeyiyle mükemmel bir portre. Büyük bir psikolojik çözümleme ve buradaki yalnızlık aslında kalabalık insanların toplandığı bir yerdeki yalnızlıktır. Kalabalıklar içinde yalnız olma. Bir zamanlar Amerika'da 1950'lerde tam bu resimlerin yapıldığı dönemde Yalnız Kalabalıklar adlı eseriyle, şimdi adını hatırlayamayacağım, bir Amerikalı sosyolog çok popüler oluyor. Eserin adı Yalnız Kalabalık. Kalabalıklar içinde yalnız ya da. Bu Amerika'nın o dönemdeki kent insanının hayatını anlatan önemli bir belirleme. Sosyolojik ve ekonomik olarak bunun sebeplerini ince ince deşiyor. Ve şu sonuca ulaşıyor. Olağanüstü bir üretim var. Olağanüstü bir meta birikimi var. Her yer, arabalar, televizyonlar, ev eşyaları, konutlar bilmem ne büyük boyutlarda üretiliyor ve aslında bu insanların refah içinde yaşadığı gibi bir görünüm sergiliyor. Ne kadar çok eşyan varsa o kadar zenginsin gibi bir şey. Ama bu meta yığını aynı zamanda insanları ezen, onları yalnız bırakan ve kendileri olmaktan çıkartan, ona birazdan değineceğim, kendileri olmaktan çıkartan sonuçlar yaratıyor. Burada tipik olarak kızı bir Hollywood artistinin o günkü görünümü içinde çizmiştir. Yani işte Greta Garbo'lar, Marilyn Monroe'lar, o mükemmel sarışınlar sınıfından olan insanlar gibidir aslında kız. Uzun boyludur, güzeldir falan ama şu çaresizlik duruşu,
olağanüstü yaralayıcı bir kompozisyon. Oradan hareket ederek bunun hayatına gidebiliyorsunuz ve arkada neler döndüğünü, terk edilmiştir, yoksuldur, kötü bir evde oturmaktadır, ne bileyim pis bir mahalledir, gece çıkıp oraya gitmesi zordur, bin bir dert içinde bir kız. Ama görevi insanların eğlendikleri, başka dünyalara gittikleri, kendilerine bir hayal alemi sunulan bir mekana doluştukları bir yerde yer göstermektir. Sizin yeriniz burası. Sen oraya otur, sen oraya otur falan filan. 3-5 kuruş bahşiş. Sonra o sütunun arkasına çekilip o çiğ ışığın altında kendi dünyasına kapanıyor. Büyük bir trajedi. Ve ustalıkla anlatılmış bir hikaye. Düğüm noktası yine diğer resimlerinde olduğu gibi öncesini ve sonrasını kendimiz kurgulayabileceğimiz bir düğüm noktası. Yine bir yalnızlık anı. Güya sohbet ediyorlar ama yüzü bize dönük olan kadın konuşulanlardan çok ikna olmuş değil. Boynu hafif bükük. Ya öyle diyorsun ama pozu var. Yani doğru söylüyorsun, ha onu yapayım. Tamam bu da bir çözüm falan değil. Ya öyle diyorsun ama. Değil mi? Arkadaki çiftte o zaman cep telefonu yok ama adam tabağına bakıyor. Cep telefonuna benzer bir şey yine kapanmış. Kadın ona boşu boşuna bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani ağzını açsa bir şeyler söyleyecek ama kenetlenmiş o da. Bir kafe. Yine sert ışıklar. Yine katı çerçeveler, kapatılmışlık duygusunu güçlendiren şeyler, sert ışıklar ve katı çerçeve bir araya gelince sessizlik hakim oluyor. Benzin istasyonu, kült resimlerden birisi bu. Görünürde bir benzinci akşam üzeri pompaları kapatıyor, evine gidip yatacak. Çünkü otoyol üzerinde değil bu. En son kim bilir ne zaman geçti bir araba. Yolun bittiği yeri görüyoruz. Ormanın içinde kaybolup giden bir yol. Yolun yapısından anlıyoruz ki hiç işlek bir yol değil. Neredeyse yolu otlar kaplamış. Ama sabah orayı açıyor, bekliyor bir müşteri gelip benzin alacak diye. Akşam kapıyor, gidiyor, yatıyor. Filmlerde buna benzer sahneler çoktur. Benzin istasyonlarında geçen Amerikan filmleri vardır. Biraz sonra gangsterler gelecek belki. Yani ormanın içinde karanlık işler çeviren adamlar geçebilir. Ve adam başına neler gelebilir? Adam niye yalnızdır? Gelip bu dağ başına bu benzin istasyonunu niye açmıştır? Şirketi görüyoruz. Şirketin amblemini. Şirket her yerde açılsın ister. Mümkün olan her yerde benzin satayım. Bu kuş uçmaz kervan geçmez yerdeki benzin istasyonunu işletmek bu adamcağızın kaderine düşmüş. Dört şeritli yol. Yine bir benzinci hikayesi. Acıklı değil mi? Adamın ya. Baba derdin ne ya? Söyle bir çare bulalım diyesi geliyor insanın. Sabit bakışlarla yola bakıyor. Bir umut belki bir şey olur. Ama beklediği araba olamaz. Çünkü dört şeritli yolmuş burası. Resmin adı öyle. Bir şeyler geçiyordur ve bir şeyler satıyordur ama adamın beklediği araba değil belli ki. Pencereden karısı onun duymayacağı bir şeyler söylüyor. Duymak istemeyeceği ya da sıradan laflar. Bey yemek hazır gel. Ya hazırsa hazır bana ne ya. Yahut hala bekliyorsun. Hep bu hep bu. Bıdı bıdı bıdı. Ona da boş. Ona da cevap vermiyor. Koyu bir yalnızlık.
Ve bunu güçlendiren, yani bu yalnızlık duygusunu bize aktarmakta kullandığı araçlar yine aynı. Şu boşluk, dik çizgiler, dik açılar. Dik açı daima bir şeyi iyice kesin bir biçimde bölmek demektir. Ve karşıt ışıklar, beyazlık ve siyahlık. Bunların ortasına oturtulmuş olan iki tane portre. Birinde biraz hayat belirtisi var kadında. Hayat belirtisi var. Bir şeyler yapıyor ve onu aktarmak istiyor. Ama öbürü ölü mü diri mi belli değil. Felsefe gezisi. Bu resim ilginç. Pek çok şeyi tartıştığı bir resim yine bu. Adından başlayarak. Karısının notla defterlerinden, günlüklerinden öğrendiğimize göre bu kitap Platon'un kitabıdır. Adam sabaha kadar okumuş, sonra düşüncelere dalmış. Platon şöyle der, hani mağara istiaresi diye bizim Türkçe'de kullandığımız bir deyim vardır. Der ki gerçeklik bize yalnız gölgeler halinde görünür. Biz sırtımızı gerçeğe çevirmiş olarak bir mağaranın içinde otururuz. Ve gerçekliğin gölgeleri mağaranın duvarına vurur. Biz onları görür, gerçek zannederiz. Sırtımızı döndüğümüz, göremediğimiz ışığın olduğu yer gerçekliktir. Ama ona değil, biz bugün yaşadığımız bu dünyaya bakarız. Bu dünya bir gölgeler dünyasıdır. Gerçeğin kendisi değildir. İdeler dünyası dediği, ideler teorisi dediği Platon'un, gerçekliğin bu dünyada değil, başka bir ideler dünyasında olduğu ve bu dünyanın onun gölgesi halinde olduğudur. Şimdi bu kısa bilgiden hareket ederek resmi çözmeye çalışalım. Eğer Platon'un dediğine inanacak olursak, adam gerçeğe sırtını dönmüştür. Gerçek orada fena halde yatıyor. Adam ise gölgesini bile görmediği, bir gölgenin bile olmadığı çok keskin bir ışık zeminine bakıyor. Güneşin ışığı vurmuş oraya. Gerçeği orada arıyorsa eğer, orada gölge bile yok. Arkasındaki hayattır, gerçektir, ona değil. Gece boyu felsefe okumuş, sabah kalkıp halıya bakıyor. Acıklı. Ne hikaye uzatılabilir? Bu hikayeleri uzatın. Zihninizde uzatın ve tamamlayın. Eğlenceli. Hele şu manzara çok eğlenceli. Sonuçlar çıkartabilirsiniz. Bunun simetriği. Ortada kitap filan yok. Bu sefer adam uyuyor, kadın uyanık. Ama kadın halıya değil dışarı bakıyor. Onun bir şey okumasına gerek yok. Platon'u bilmesine de gerek yok. Gerçek dışarıda. Onu biliyor. Orada yatan adamda hayır yok. Herif kafayı yastığa gömmüş. Çok komik aslında ama çok da trajik. Trajik olan kadının orada beraber olmasına rağmen yalnız olması. Yanında biri var ama yalnız. Adam felsefeden dolayı yalnızdı, kafayı yemişti. Kadın hayat derdinde çünkü dışarıya bakıyor. Pencereden dışarıya bakıyor. Böyle çift resimleri vardır. Yani karşılaştırmalı okunabilecek resimleri vardır. Hopper'ın. Bu onlardan birisi. Güneş ışığı ve kadın sabah sigarasını yakmış güneşe bakıyor. Aynı hikayeler. Teklik, karşıtlık içinde tek kalmış olmak. Çözümsüzlük ve umut. Bir bakış, bekleyiş. Tiryaki arkadaşlar sabah sigarasının keyfini bilirler şimdi orada bakıp. Öyle güneşe karşı bir sigara ama kadında keyif alır bir hal yok.
gergin ve kederli, üzüntülü demeyelim ama kederli, düşünceli. Bugün ne olacak? Dün olanlar tekrarlanacak. Aynı hikaye. Yine pencerenin özel kullanılışı, dışarıda tek düze binalar, herhangi bir hayat belirtisi yok. Sabah güneşine karşı oturmuş, belki dünü düşünüyor, belki şu anı. Dışarıdan gelebilecek bir şey yok, o pencereden bir şey gelmez. Bir umutsuzluk ve yalnızlık hali. Yine öyle, aynı türden bir resim. Burada model olarak karısını kullanmış. Evet. Burada kullandığı araçlar önemli. Yani yine pencereler, keskin hatlı ve dışarıyla kendisini ayıran ama bir imkan sunan, yani dışarıda bir şeyler var demesine imkan sunan pencereler var. Fakat kadının paralelinde bir saksı çiçeği, vazo çiçeği var. Koparılmış, getirilmiş, oraya konmuş. Beraber bakıyorlar dışarıya. Ve belki de hissettikleri şey aynı. Kadın bir bitkiden daha farklı değil burada. Boynu hafifçe sola eğilmiş. Elinde bir şey olup olmadığını bilmiyoruz ama oturuşu yani güzel bir ruh haline işaret etmiyor. Sıkıntılı. O çiçeğin ona eşlik etmesi fazla bir anlam katmıyor kadının hayatına. Uzaklar birbirlerinden. Onu da güzel bir yere koymuş, güneş görsün diye koymuş, dışarıyı görsün. Gelmiş yanına oturmuş. Evet. Hopper pek çok otel resmi yapmıştır. Bir dizi otel resmi yapmıştır. Oteller o dönemde Amerika'nın, yükselen Amerika'nın simgelerinden biridir. Büyük oteller zinciri ve büyük, çok büyük oteller, otel binaları yapılmaktadır. Yani savaştan çıkmış olan dünyada bir sürekli bir gidiş geliş, uçakların da kullanılmaya başlamasıyla, Atlantik ötesi uçuşların da başlamasıyla, büyük transatlantikler, uçuşlar bilmem ne, gidiş geliş trafiğini hızlandırmıştır ve özellikle New York, Washington gibi kentlerde çok büyük oteller inşa edilmiştir. Oteller yalnızca konaklanan yerler değillerdir. Amerikan reklamları biraz sonra göreceğiz. Oteller başka bir hayat alanıdır. Bizde de mesela şimdi son birkaç yıldır otel tatili denilen bir şey çıktı. Her şey dahil, bilmem kaç kuruşa, 10 gün yatıp kalkıp, yiyip içip zaman geçiriyorsun. Ama otelden dışarı çıkmak yok. Otelde geçecek, o 10 gün otelde geçecek. Parayı verdin ya, dibine kadar da yiyeceksin onu. Şimdi bu hayat tarzı, başlarına o bela gelmiş olanlar gülüyorlar. Çoğunun başına gelmiş. Çoğunumuz. 4 yıldızlı otelde 10 gün. 10 gün üste para versen yatmam lan. Allah Allah. Ha şimdi Hopper'ın bakış açısı otellere. Gidelim görelim. Yine bir yerlerden kaçıp gelmiş otele sığınmış bir kadın. Valizlerini açmamış, üstünü değiştirmemiş. Bize bakıyor. Ne bakıyorsunuz der gibi. Aslında o ne bakıyor bize? Gördüğünüz gibi yani yaşanacak bir mekan değil. Yani deniz kenarı falan değil. Oraya niye geldiği belli değil. Dağ başında bir otel. Dışarıda bir otomobil var. Eşyalarını açmamış. Tedirgin bir bekleyiş. Yani kapıdan girecek olan
onu sevindirebilir de korkutabilir de. Oturuşu böyle dik ve iğne üstünde bir oturuş. Her an bir şeyler olabilir. İyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Yalnızsın, otel odasındasın, daha eşyalarını bile açmamışsın. Ne beklediğin belli değil. Bize bir sürü soru soruyorsun. Bütün bunlar sorudur. Ve bizde bunların cevabı yoktur. Biz ancak uydurabiliriz. Ve uydurduğumuz şeyler bu kadının hayatı olacak. Düşünün. En kötü tarafı bu. Sizin uydurduğunuz her şey bu kadının hayatı olacak. Çünkü teslim olmuştur size. Yine bir otel odası. Yine eşyalar açılmamış. Valizler duruyor. Soyunmuş. Belki tam banyo yapacakken eline tren tarifesini almış, ona bakıyor. Yani geldim ve gidiyorum anında çekilmiş bir fotoğraf bu. Nereden geldiği belli değil. Niye gidiyorsun, niye geldin onlar belli değil. Ama şu oturuş, tarifeyi böyle uzaktan tutup bakış, o kadar eğreti bir şey ki gidip gitmemekte de kararsız. Hangi saati seçeceği, yani tarifeyi doğru düz göremiyor bile o açıdan. Tuttuğu açıya bakın, biraz şeydir. Yani şöyle tutsa okuyabilecek ama böyle tutuyor. Demek ki tarifeyle de çok ilgilenmiyor. Yaşlı bir otel müşterisi lobide. O da karanlık gecenin içine bakarak bir şey bekliyor. Yeni mi geldi yoksa gidecek mi? O da belli değil. Yine belirsizlik, yine yalnızlık, yine endişeli haller. Şöyle de düşünebilirsiniz. Karanlık ya dışarısı, cama baktığında yalnızca kendi yansısını görebilir. Hopper onu çizmemiştir, öyle bir şey çizmemiştir ama yani arkası karanlık bir cama baktığınızda görebileceğiniz şey kendiniz olursunuz. Ayna görevini görür. Bu da öyle bir şey. Evet, otelde son saatler veya ilk saatler. Kadın hemen bir şeyler açmış. Belki bir günlük, belki bir tarife yine okuyor. Adama bakıyor. Adamcağız pencere önünde sigara içiyor. Kötü. Öncesinde herhalde iyi şeyler olmadı. Yani onları getirip bu otel odasına atan olayların öyle çok eğlendirici yahut hadi gidelim hanım, şu New York'ta biraz gezelim, neşemizi bulalım diye gelmiş havaları yok. Kritik bir gerginlik var. Bu gerginliği artıran şeyler dışarıdaki taş yapılar, pencere, duvardaki kör ayna, kadının oturuşu, adamdaki o üf durumu. Değil mi? Ve bu çift biraz sonra iniyorlar. Adam yine gergin. Kadın, ya sen de çok oldun artık diyor. Bir kendine gel ya, yeter. Burnumdan getirdin. Adam da istifini bozmuyor adam. Burada aynı şekilde zamanını lobide geçirmek zorunda kalmış bir genç kız var. O da bir kapatılmış. O da bir kaçak ama gelmiş otele sığınmış. Durum iyi değil. Onun da durumu iyi değil. Ve birbirleri arasında, üçü arasında hiçbir ilişki yok. Sadece kadının adama sitemkar bakışı var. Ona da hikaye yazabilirsiniz. Hopper gençliğinde bir grafiker olarak hayatını kazandığı yıllarda bir otel reklamı dergisinde çalıştı. Yıllarca otel kapakları yaptı. Hotel Management'ın dergisinin kapaklarını o çizdi. Resimlere bakın. Çok eğlenceli şeyler.
Yani otelde neler yaparsınız? Neler neler neler. Otel demek hayat demek, neşe demek, bolluk demek, dans, içki, hızlı otomobiller. Hızlı otomobille bakar mısınız? Yüzme havuzu falan. Bir yorumcu diyor ki, Hopper'ın sonradan yaptığı otel resimleri o dönemin intikamıdır. Otellerin aslında ne olduğunu biliyordu ama bu kapakları yapmak zorundaydı para için. Sonra aklı başına gelince ya da daha doğrusu resimden para kazanmaya başlayınca otellerin gerçekte kendisi için ne ifade ettiğini resmetmeye başladı. Oteller yalnızlıktır, terk edilmişliktir, geçici andır. Bugün burada, yarın orada olmak zorunda olanların sığındığı bir yerdir. Asla bir eğlence alanı değildir. Eğlenmek için gidenler ise gördük, o yalnız kadınlar, o birbirinden bıkmış çiftler ve geçmişle geleceği arasında sadece düğüm noktasında yaşayan insanlar. Pencere. Hopper'ın en sevdiği temalardan biridir bu. Pek çok pencereli resim yapmıştır. Demin de gördük, her resminde aşağı yukarı her resminde pencere mutlaka var. Ama özel olarak pencere resimleri. Deniz kenarındaki odalar. Şimdi burada boş bir odada, boş eşyalar kendi halinde falan ama şurada denize bakan pencerenin uyandırdığı herhangi bir hoş duygudan bahsedebilir miyiz? Denize değil de duvara niye bakıyoruz? Deniz orada, duvarla yaptığı o karşıtlıkta bizi bir seçime zorluyor aslında ama o seçimi biz gerçekleştiremeyiz. Duvara bakmak zorundayız, denize değil. Yine boş odada güneş. Yine malum karşıtlıklar, dik açılar, yatay çizgiler ve sert ışık, gölge karşıtlıkları. Burada da bu odada olan birinin kendisini yalnız hissetmekten başka çaresi yoktur. Eğer emlakçı değilse gelip bakmış, satın alınır mı, satılır mı, alınır mı diye bakan bir adam değilseniz eğer, bu odada kendinizi yalnızca yalnız hissedersin. Pencerelerden görünen manzaralar, ev içi hayatlar Hopper'ın çok ilgisini çekiyor. Hitchcock'un Arka Pencere adlı bir filmi var. Arka pencere şöyle bir şey, tekerlekli sandalyeye mahkum olan birisi elinde dürbün komşuların evlerini gözetler. O arada bir cinayete tanık olur falan. Olaylar böylece gelişir. Şimdi Hitchcock bir Hopper hayranıdır. Ve arka pencere doğrudan doğruya Hopper'ın resimlerinden esinlenerek yapılmış bir filmdir. Burada işte rastgele bir an, yine bir an. Bir ev hizmetlisi odada bir şeyleri düzeltiyor. Ya temizlik yapıyor ya yatağı düzeltiyor. Ama o anı yakalamış. Burada şunu görüyoruz. Bir, ev içinde daima bir şeyler olur. Ama ev dediğimiz şey, şu duvarlara bakın. Yani bir resimde, kadının resmini yapacaksan eğer, şunların neden yapıldığını merak edersin. Dert kadının resmini yapmak değil. Kadının nasıl bir sıkıştırılmışlık içinde çalıştığını göstermek. Duvarlar, arka pencereler, binanın içi falan filan o kadar daracık bir yerde çalışmaktadır ki kadın. Demin sözünü ettiğimiz o devasa kapitalist kent denilen şeyin artık minicik bir zerresi haline gelmiştir.
o kentle falan alakası yoktur. Bu duvarları yıkıp, oralardan aşıp o kentin hayatından bir parça olmasına imkan yoktur. Hayat budur onun için. Yine bir pencere. Biraz kasıtlı olarak bu resmi film şeridi gibi yapmıştır. Kadın hareket ettikçe sahne değişecek ama o an yine Hopper için önemli olan o andır. Hareket halinde olan kadınla beraber bir de rüzgarın sallandırdığı şu perde var. Ama mekana bakarsak, yani olayın cereyan ettiği, içinde geçtiği mekana bakarsak, orası fena halde sıkıcı bir yer olmalıdır ve yine görülüyor ki çıkış yok. Çıkış yok. En trajik resimlerden birisi. Bir günlüğünde karısı diyor ki, sokaklarda dolaşırken evlerin içine bakmayı çok severdi. Biraz röntgenci gibi geziyor. Ama çok ilginç sahneler yakalayabiliyor. Yine katı bir yalnızlık resmi bu. Akşam. Adam gelmiş, gazeteye kapanmış. Kadın tek bir notaya dım dım, tek parmakla dikkat edin, piyano ile oynuyor. Aralarında hiçbir ilişki yok. Kadın belki birkaç kelime konuşmak isteyebilir. Ama adamın hiç havası yok. Gazetede bir şeyler okuyup yatacak. O da ne yapsın? Piyanoya tım tım diye sinir bozucu bir şekilde dokunuyor. Sabah saat 11. Pencereden bakan bir genç kadın. Sabahın o ilk saatlerini, ilk saatleri değil artık öğlene doğru. Belki de sabahın köründen beri pencerede oturup bakıyor. Üstünü giyinmeye bile aklı, üstünü giyinmeyi bile aklı etmemiş. Ama bir şey bekliyor. Küçük kentte ofis bunun adı. Masanın üzerinde hemen hemen hiçbir şey yok. Bir ofis çalışanı oturmuş dışarıya bakıyor. Dışarıda da bakılacak bir şey yok. Yine o diğer resimlerde gördüğümüz gibi sıkıntılı ve gergin oturuş kendisini gösteriyor. Ve kapatılmışlık. Çerçevelere dikkat edelim. Burada bir şu büyük çerçeve, onun içinde bir çerçeve daha ve resmin genel çerçevesi beton. Kaç çerçeve içine birden sıkışmış ve yapacak doğru dürüst bir işi yok. Ama orada oturmak mecburiyetinde çünkü orası bir ofis. Bu da bir ofis, cadde üzerinde bir ofis. Vitrinler New York'ta belli bir tarihten sonra özellikle 50'lerin 55-56'ya doğru o dönem yani büyük bir çarşı canlanması var ve vitrin sanatı diye bir şey ortaya çıkıyor. Vitrin düzenlemek. İnsanlar hiçbir şey almayacaklarsa bile vitrinlere bakmak için caddelerde dolaşıyorlar. Bu alışkanlık hala vardır. Bir zamanlar İstanbul'da vardı. Beyoğlu'na vitrin seyretmeye çıktım diyen insanlar tanıyorum. Burada da yani alacak paran yoktur ama hiç olmazsa ne bileyim Oxford Street'te dolaş vitrinlere bak ya. Ha, bu ofis bir avukatlık ofisi olabilir, sigorta şirketi olabilir falan filan. Orası önemli değil. Ama vitrindeki kız Hollywood filmlerinden gelmiş yine. O malum güzel sarışınlardan biri ama hiçbir zaman onların ifade ettiği coşkuyu, sevinci, bilmem o görünürdeki şey olsun, ışıltı olsun bunda yok. Sadece işini yapmak ile ilgili bir sıkıntısı var.
Yoldan geçerken Hopper bunu görmüş belli ki. Yaparım ben bunun resmini demiş, yapmış. O an ama, o an. Sadece sıkıcı bir işte çalışan ve vitrinde duran bir kız. Efsane resimlerden biri bu. Ofiste gece. Abi ne hikayeler yazılır buna. Biraz bakın bakalım. Uydurun. Kadın vurgulanmış, cinsel cazibesi vurgulanmış bir figür. Kalçaları, göğüsleri falan bir arzu nesnesi. Fakat adam mezarlıktan izinli gelmiş, raporlu gelmiş gibi oturuyor. Yani burada gerilim yalnızca koyu açık renkler arasındaki karşıtlık değil. Adamla kadının ifade ettikleri hayatiyet durumları arasındaki çelişki de çok önemli. Hikaye nereye gidebilir? Hayal gücünüze bağlı. Ama kadının hayal ettiği yere gitmesinin olanakları pek görünmüyor. Küçük bir ofis. Belli ki çok öyle şaşalı işler yapmıyorlar. Adamın önündeki dokümanlara bakın. Yani 2-3 tane kağıt. Arkada bir dosya dolabı. Kadın sekreter olduğu belli. Şu masadan kalkmış gitmiş. Daktilosu burada. Remington. Kalkmış dosya dolabını açmış. Dosyayı alırken patrona böyle bir bakış atmış. Yine burada umut ve umutsuzluk, hayatiyet ve sönmüşlük, sessizlik ama içeriden kopan ağlamalar, inlemeler, feryatlar, şarkılar hatta. Pek çok şey. Ve yine bir pencere. Pencere bu sefer dışarıyı da görmüyor. Bütün şey, olayın merkezinde sekreter kız var. Onun baktığı açıya, şuraya bakıyor, kağıtlara doğru bakıyor. Yani ilgilendiği ya da kendisiyle ilgilenmesini istediği adamın ne ile ilgilendiğine bakıyor. Çok dolaylı bir şey. Aslında adamla ilgileniyor. Fakat adam kağıtlarla ilgileniyor. Adamın ilgilendiği şeylerle ilgilenmek de kadına düşüyor. Hikaye gitgide katmerleniyor ve düğümleniyor. Fakat düğüm noktası kadının ifade ettiği hayatiyet ve adamın o ölgün, bitmiş, işim bitse de gitsem havasındaki durumu. Bu birçok filmde kullanılmıştır bu sahne. Bunun parodileri de yapılmıştır bu resmin. Ama resim gerçekten resim tarihinin özellikle 50'li yıllar Amerikan resminin kült resimlerinden birisidir. Çünkü çok zengindir, katmanlı hikayeler anlatmaktadır ve seçtiği konunun anlatıcıları olarak resmedilen şeyler çok düzgün yapılmıştır. İşçilik bakımından da iyi bir resim. Hopper resminin özellikleri. Buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar. Bitmemiş olaylarda donmuş insanlar. Bir kör düğümde önü arkası olan fakat bir anında donmuş kalmış insanları anlatır. Bütün resimlerinde hissedilir bir sessizlik vardır. Geçen söyleşimizde Chagall'ın şarkı söyleyen resimlerini incelemiştik. Gerçekten neşe taşıyordu. Gerçekten her bir renk bir sese karşılık düşer gibiydi. Burada ise gerçekten ses yok. Kıpırtı yok çünkü. Fazla renk yok. Karşıt renkler var. Ve karşıt renklerin geriliminden ses çıkmıyor. Donmuş, dengede durmuşlar ve kıpırdamıyorlar.
ne diyoruz? Hopper bir şey söylemez, yalnızca o anı gösterir. Bu daima gerilimli bir andır. Bu yüzden onun tabloları gerilim filmlerinin planlarına ilham kaynağı olmuştur. Işıkların sert kontrastlar oluşturması, görüntünün büyük bir bölümünün loş, karanlık bırakılması veya tümüyle aydınlatılmasa bile boşluk olarak rahatsız edici bir biçimde vurgulanması gerilim sinemasına önemli ipuçları vermiştir. Şimdi görelim. Bu Hitchcock'un 39. adım filminden bir sahne, yanındaki Hopper'ın bir çalışması. Bu Katiller filminden bir sahne, bu biliyoruz Hopper'ın ünlü Gece Kuşları filmi. Hopper bir Hitchcock hayranı fakat tanışmıyorlar. Hitchcock da bir Hopper hayranı ve filmlerinde boyuna onun planlarını kullanıyor. Hopper bunu duyduğu zaman hayret ediyor. Ne anlatıyorum ki ben diyor, ne buldu ki bende? Ne buldu ki bendeyi Hitchcock duyunca diyor ki, hiçbir şeyin farkında değil, resimleri gibi sessiz bir adam bu diyor. Bazen öyle olur ama. Ressam pek bir şey düşünerek yapmayabilir. İçinden gelen bir şeyi yapar. Onu çözmek daha farklı bir açıdan bakan insanlara özgü bir iş haline gelir. Eleştirmenler yahut bir şair bir resme baktığı zaman ressamın düşünmediği şeyleri görebilir ve ressama gösterebilir. Bunu anlatıyorsun değil mi? O da aa evet galiba falan diyebilir yani. Çok rastladım çünkü. Hopper'da ama ya iç sezgileri, ya kentin kendisine verdiği o ağır bunalım duygusu. Kentten bunalıyor. Gökdelenlerden nefret ediyor. Kent ilişkilerini soğuk, yapay, çıkmazlarla dolu olduğunu düşünüyor, görüyor ve bundan bu duygulardan çıkacak resimlerde böyle karanlık, böyle sessiz, böyle bunalımlı resimler oluyor. Yine filmlerle Hopper'ın resimleri arasındaki ilişki. Yine hepsi şeyden, Hitchcock filmleri bunlar. Shadow of Doubt, Kuşkunun Gölgesi ve Psycho. Evet, müthiş bir filmdir ve şu Hopper'ın burada demiryolu kenarındaki ev terk edilmiş. Önünden bir demir yolu geçiyor ama pas içinde. Kullanılmayan bir demir yolu. Ev de terk edilmiş, demir yolu da terk edilmiş. Psycho'da ise burada ölen annesinin cesedini saklayan bir salıncaklı sandalyeye anasının cesedini, çürümüş cesedini oturtan ve ona yaşıyormuş gibi muamele eden bir genç adam vardır. Otele gelen müşterileri gelip geçecek, bir gece kalacak, öldürür. Öyle bir film. Ama müthiş filmdir gerçekten. Şimdi, temel konumuz yabancılaşma. Yani Hopper'ı esas olarak yalnızlık ve kent ilişkileri içinde yabancılaşma konusunu işleyen bir ressam olarak değerlendirebiliriz. Ki herkesin ortak görüşü budur. Bütün eleştirmenler öyle. Geçerken şeyi söyleyeyim. Galeri eleştirmenliği diye bir şey var. Resimde yaygındır. Galeriler belli ressamlar için özel eleştirmenler parayla tutarlar ve şöyle şeyler yapmalarını isterler. Ya bu resmi satılacak hale getir. Onlar da örneğin Hopper'ın bir resminin aslında hangi caddede hangi bölgeyi anlattığını, bunu yaparken karısının neler düşündüğünü, içeride geçen anlatılan olayda yer alan figürün aslında kim olabileceğine dair hikayeler uydururlar. Resmin kendisiyle
ve asıl derdiyle ilgilenmek yerine satın alanın misafirlerine, örneğin biliyor musun bu buradaki dükkan falanca caddede yer alıyor. Aa öyle mi? Böyle bir hava atma imkanı verecek eleştirmenler vardır. Türkiye'de de bunlardan var. Şimdi onların dışında doğru dürüst internete girin bakın. Hopper eleştirisi, doğru dürüst tanıtımı, yazısına rastlamak çok zordur. Naçizane burada şahsım Hopper'ı resimlerinden ve hayatından yola çıkarak yaşadığı dönem ve ilişkileri, Amerika'nın o tarihsel dönemdeki özellikleri vesaire içinde bir yere yerleştirmeye çalışarak resimlerini okumaya çalıştım. Çıkarttığım sonuç yabancılaşmadır. Esas olarak kapitalizmin insan üzerindeki en ağır tahakkümü olan yabancılaşmanın resimleridir. Hopper bu terimi kullandı mı kullanmadı mı bilmiyorum. Kullanmadı. O daha çok sıradan insanların iç çekişleri üzerinde yoğunlaştığını söylüyor. Ama iç çekiş dediği şeyin aslında bir yabancılaşma olduğunu görmüş olması da mümkün. Yabancılaşma nedir? En temel tanımı, en basit ve genel, her türlü yabancılaşmayı kapsayacak olan insanın yabancılaşması dediğimiz zaman anlaşılması gereken şey, kendi eyleminin sonuçlarını denetleyememesidir. Bir şey yapıyorum, sonucun ne olduğu benim denetimimden çıkıyor artık. Benim denetimimden çıkıyor, aksine dönüp bana bir düşman gibi davranmaya başlıyor. Benim kendi eylemim, kendi yaptığım, ettiğim iş. Bunun tipik örneğini Marx Kapital'de verir. İşçinin, emeğin ürüne yabancılaşması. Fabrikada çalışıyorsunuz, bir şey üretiyorsunuz. Üretirken ne yaptığınızı biliyorsunuz. Elinizden çıktığı an o artık sizin değil. O sermayenin bir parçası olarak size karşı çalışmaya başlıyor. Emeğin yabancılaşması dediği şey budur. Ama bütün durumlara uygulayabiliriz. Kişisel ilişkilerimize, hayatımıza da uygulayabiliriz. Yabancılaşma, denetleyemediğimiz işlerin başlatıcısı olmak ve sonunda onun kötü sonuçlarıyla karşılaşmak demektir. Hopper'ın resimlerindeki insanlar, kendi dışlarında gerçekleşen pek çok olayın kurbanı durumundadırlar. Ama içlerinde yer almışlardır. Kendi üzerlerinden yapılmıştır bütün işler. Kendileri de bir şeyler yapmışlardır. Ama sonunda yaptıkları işin yabancısı haline gelmişlerdir. Yalnızca yabancısı değil, aynı zamanda onun tarafından ezilen insan durumuna gelmişlerdir. İşin özü. Yabancılaşmanın ortadan kaldırılması için bir çağrı. Yabancılaşma teorisinin kendisi, yabancılaşmanın ortadan kaldırılması için bir çağrıdır. İnsan olabilmek demek, kendi eylemlerinin sonuçlarını denetleyebilen, kendi eylemlerinden doğacak sonuçlardan doğrudan yararlanabilecek olan demektir. Bu özgürlüktür. Yabancılaşma özgürlük yoksunluğudur aynı zamanda.